Şeyh Bedrettin son nefesinde neler söyledi? 15. yüzyılda yaşamış olan Bedrettin, babasının mesleği dolayısıyla Simavna Kadısı oğlu adıyla anılmıştır. Simavna ismiyle anılan Bedrettin Mahmut, 1358 yılında Edirne civarındaki Simav kasabasında dünyaya gelmiştir. Bedrettin, yüksek öğrenimini Konya'da ve Kahire'de yapmış, mantık, felsefe ve ilahiyat okumuştu. Bir ara Tebriz'e giderek Timur'un huzurundaki sohbetlere de katılmış, bir süre de Mısır Memlüklerinin sarayında öğretmenlik yapmıştır. Sonra Anadolu ve Rumeli'ye gelerek çevresine müritler toplamaya başladı. Böylece yoğun bir dini siyasi eyleme girmiş oldu. Bedrettin, Fetret devrinde Yıldırım Beyazıt'ın oğlu Musa Çelebi'nin kaz askerliğini yaptı. Bu arada Börklüce Mustafa adındaki müridi de Aydın ve çevresinde büyük bir kalabalık toplamaya başlamıştı. Bedrettin'in fikir ve eylemleri Osmanlı Devleti'ni temelinden sarsacak huzursuzluğa yol açtı. Onun kıyamet, ruh anlayışı, dirilme, cennet ve cehennem görüş ve iddialarını bilimsel açıdan kabul etmek imkan dışıdır. Buna rağmen çevresindeki yerli ve yabancı pek çok insanı etkilemiş, saygı görmüş, ordular kuracak kadar güç kazanmıştır. Osmanlı tahtında bulunan Çelebi Mehmet, bu tehlikeli durum karşısında harekete geçerek Bedrettin ve taraftarlarını bozguna uğrattı. En sonunda Bedrettin'in kendisini de ele geçirmeyi başardı. Bedrettin'in kendisinin de itirafı ile suçlu olduğu tespit olunarak ulemadan Heratlı Mevlana Haydar Acemi'nin verdiği malı haram, kanı helal yollu fetva üzerine güneşin batmasına çok az kala Serez pazarında bir dükkan önünde 1420 yılında asıldı. Bedrettin, kendi hakkında hüküm verilirken gösterdiği metaneti idam sehpası karşısında da gösterdi. Abdest almak için leğen ve ibrik istedi. İki rekat namaz kıldıktan sonra ellerini ve gözlerini semaya kaldırarak ''Ya Rab, tövbe ve istiğfar ediyorum, beni affet.'' diye inledi. Sonra ayağa kalkarak büyük bir sükunetle dar ağacının altına ilerledi. Tam bu sırada güneş batmak için acele ediyor, sarı bir ışık yayıyordu. Nefesleri sayılı olan Şeyh Bedrettin'in titreyip yüzünün de sararıp solduğunu gören Sultan Çelebi Mehmet'in bu durumu kendisine ima yoluyla da olsa söylemesi üzerine Bedrettin şu ilginç cevabı verir ki bu onun son sözleridir. Bak, güneş de sararıp soluyor.